Siyaset yargıyı kuşatmasın sözüne Danıştay'ın yeni bina açılışında cevap geldi. Başbakan Erdoğan, kimse kimseye üstünlük taslamasın, konuşarak çözeriz dedi. İran Batı gerilimi sürüyor. Clinton, diplomasi sonsuza kadar sürmeyecek dedi, Hamaney cevap verdi. Batılılar bize diz çöktüremeyecek. Profesör Doktor Haydarbaş, İslam tarihinde ve bugünümüzde oynanılan oyunlara ve iftiracılara yanıt veren bir yazı kaleme aldı. İnce analizlerin yapıldığı yazıdan çarpıcı notlar. Yine tersane, yine ölüm. Tuzla'da 2 işçi öldü, 5 işçi yaralandı. Erzurum'daki gölet faciası, kayıp 5 işçinin cesedine ulaşıldı. Gaziantep Spor şokta, kulüp başkanı Kızıl ve 14 kişi tutuklandı. KPSS'ye başvuru tarihleri belli oldu. 9 Nisan'da başvurular başlıyor. Ayrıntılar şimdi. Değerli izleyiciler, Kanal 34 ekranlarına hoş geldiniz. Türkiye ve dünya gündemiyle karşınızdayız. Suriye'de kritik gelişmeler yaşanıyor. Birleşmiş Milletler ve Arap Birliği'nin Suriye özel temsilcisi Kofi Annan'ın sözcüsünden önemli açıklamalar geldi. Suriye askerlerinin kuşatma altındaki kentlerden çekildiğini açıklayan sözcü, 10 Nisan'da silahlar bırakılacak bilgisini verdi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise asıl amacın Suriye'ye askeri bir müdahale olduğunu belirtti. Esad'a yönelik her türlü ultimatum ve tehdidin karşısında olacaklarını açıkladı. Emperyalist ülkelerin son hedefi olan Suriye'den sıcak haberler geliyor. Libya'dan sonra Amerika ve Batı'nın kışkırtmaları sonucu isyan hareketlerinin yaşandığı Suriye'de ordu şehirlerden çekiliyor. Çekilme Annan planı kapsamında gerçekleşiyor. Plana göre Suriye yönetimi 10 Nisan'a kadar nüfusu yoğun olan yerleşim birimlerinden güvenlik güçlerini ve ağır silahları geri çekmeyi kabul etmişti. Suriye özel temsilcisi Kofi Annan'ın sözcüsü Ahmet Fevzi de çekilmeyi doğruladı. Sözcü, ayrıca Suriye'deki gözlem misyonu çerçevesinde bazı ülkelerden asker istendiğini açıkladı. Annan'ın sözcüsü, ülkedeki taraflar arasında gerçekleşecek ateşkes için de tarih verdi. Ateşkesin 10 Nisan'dan sonraki 48 saat dolmadan yürürlüğe gireceği belirtildi. Ancak başta Annan olmak üzere kimse isyancıların silah bırakacağına inanmıyor. Suriye konusunda bir diğer önemli açıklama da Rusya cephesinden geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı'nın sadece ve sadece Suriye'ye yönelik dışarıdan bir askeri müdahalenin peşinde olduklarının altını çizdi. Lavrov, Beşar Esad'a yönelik her türlü ultimatum ve tehdidin karşısında olduklarını belirtti. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında ipler iyice geriliyor değerli izleyiciler. ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, diplomasi sonsuza kadar sürmeyecek, her türlü seçenek masada derken, İran dini lideri Hamaney ise Batılılar bize diz çöktüremeyecek açıklamasını yaptı. ABD ile paralel politikalar izleyen Türkiye'de taraf haline geldi. İran nükleer görüşmelerini İstanbul yerine Bağdat ya da Pekin'de yapılmasını istiyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail, en büyük nükleer silah kapasitesine sahip ülkelerden ikisi. Bu iki ülke İran'daki nükleer enerjinin nükleer silaha çevrileceği iddiasıyla adeta kıyameti koparıyor. ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Kosova Başbakanı Haşim Taçi ile görüşmesinin ardından bu konuya değindi. Diplomatik müzakere takvimi sınırsız değil diyen Clinton, İran'ın nükleer silah sahibi olmasını engellemek için tüm seçenekler masada açıklaması yaptı. İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ise İran'ın etki ve gücünden dolayı düşmanlar tarafından sürekli tehdit edildiğini söyledi. Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Hasan Firuzabadi'yi ağırlayan Hamaney, insan hakları ve demokrasi iddiasında olan batılı ülkeler, İslam nizamı ve halkı dize getirmek için Irak'taki Baas rejimine kimyasal silah vermekten bile kaçınmadılar. Batılılar tüm çabalarına rağmen İran'a diz çöktüremedi. Mevcut durumu başıdik olarak geride bırakacağız dedi. ABD İran geriliminde Türkiye'de aktif olarak masada. Güney Kore'de ABD Başkanı Barack Obama ile görüşen Başbakan Erdoğan aldığı mesajları İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad ve dini lider Hamaney'e aktarmıştı. Türkiye'nin ABD ile paralel politika izlemesi İran'ı rahatsız etti. İranlı yetkililer 13 Nisan'da İstanbul'da yapılması planlanan nükleer görüşmelerin Bağdat ya da Pekin'de düzenlenmesi için çalışma başlattı.
Evet sayın seyirciler, Orta Doğu gündemi böyleydi. Danıştay yeni hizmet binasına kavuştu sayın seyirciler. Açılışta konuşan Başbakan Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın siyasetin yargıyı kuşatmasına izin vermeyeceğiz açıklamasına tepki gösterdi. Kimse kimseye üstünlük taslamasın dedi. Denek, görenek, hoşgörü ve adalet. Danıştay artık yeni hizmet binasında görev yapacak. Açılışa Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Erdoğan ve Danıştay Başkanı başta olmak üzere çok sayıda siyasetçi ve yargı mensubu katıldı. Hayırlı olsun. Danıştay mensupları için hep hayırlı olsun. Danıştay Başkanı Hüseyin Karakullukçu ilginç bir açılış konuşması yaptı. Hak için, adalet için, hukuk devletinin devamı için olmazsa olmazım, Danıştay'ım, sevdalım. Kapımdan hiç kimse gözyaşıyla ayrılmasın. Karakullukçu'nun ardından kürsüye Başbakan Erdoğan geldi. Danıştay hizmet binamızın tüm Danıştay camiasına, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Erdoğan, son günlere damgasını vuran Haşim Kılıç'ın siyasetin yargıyı kuşatmasına izin vermeyiz açıklamasına tepki gösterdi. Dün yargının siyaseti kuşatma gayretlerine karşı çıktığımız gibi bugün de siyasetin yargıyı kuşatmasına izin vermeyeceğiz. Yürütme, yargı ve yasama hiçbiri diğerini tahakkümü altına almaya, kuşatmaya veya onun yerine geçmeye çalışmadan, kimse kimseye üstünlük taslamadan sadece kendi işini en iyi şekilde yapmanın peşinde olmalıdır. 12 Eylül darbesine ilişkin davanın ikinci duruşması bu sabah görülmeye başlandı sayın seyirciler. Hem adliye önü hem de mahkeme salonunun düne nazaran boş olması dikkat çekti. 12 Eylül davasının ikinci duruşması sakin başladı. Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya 30 müdahil avukat ve 2 sanık avukatıyla gazeteciler katıldı. İlk güne nazaran mahkeme salonunun boş olduğu görüldü. Yüzlerce kişinin gün boyu kaldığı adliye önü de bugün boş kaldı. Dönemin Genelkurmay Başkanı Kenan Evren ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tahsin Şahinkaya bugünkü duruşmaya da sağlık sorunlarını gerekçe göstererek katılmadı. Mahkeme heyeti İstanbul Adli Tıp'tan gelecek sağlık raporunu bekliyor. Rapor gelirse iki ismin burada nasıl savunma verecekleri belli olacak. Dünkü duruşmada Evren'in avukatları illa yargılama yapacaksanız darbede rolü olan Amerika ve kontur gerillayı yargılayın demişti. Müdahale avukatlarsa Evren ve Şahin Kaya'nın hem mal varlıklarına el konulmasını hem de mahkemeye zorla getirilmelerini istedi. Bu sırada eski milletvekili Ökkeş Şendiller'le 78'ler Derneği üyesi Cumhur Yavuz arasında tartışma yaşandı. Ama özellikle mahkemede birbirimize tahammül etmemiz lazım. Eğer birbirimize tahammül etmezsek bunu bir daha da olmaz. Ben bunu mahkemenin değerlendireceğini düşünüyorum. Profesör Doktor Haydar Baş dün Yeni Mesaj gazetesinde İslam tarihini değiştiren büyük yalanlar başlıklı bir yazı kaleme almıştı. Yazının ikinci bölümü bugün yayınlandı. İşte Sünni Şii alemleri arasında ihtilaf çıkarmak isteyenlerin oyununu bozacak yazı dizisinin ikinci bölümü. Dünkü yazımızda müsteşriklerin kitaplarında yer alan ve günümüzde de devam eden bazı iftiralara yer vermiştik. Bu kitaplarda büyük bir ajan faaliyeti olan uydurma hadislerle Şia'nın hayali kahraman Abdullah bin Sebe tarafından kurulmuş bir mezhep olduğu, Zerdüştlük ve Yahudilikten etkilendiği, sapık bir inanca sahip olması tüm müsteşrikler tarafından ifade edilmektedir. Öyle ki imametin Hazreti Ali'nin hakkı olduğuna inanç ve 12 imam konusu da Sabailere ait bir uydurma olarak kabul edilmektedir. 20. yüzyılda kaleme alınan bu eserlerde yer alan uydurma hadislerin temel kaynağı Taberi'dir. Günümüzde de Şiiliği ve Hazreti Ali'ye inananları batılda göstermek için aynı yolu takip eden yerli kalemler bulmak mümkündür. Bir ilahiyatçımız bu işin sözcülüğüne soyunmuştur. Kelam İlmi isimli kitabında Şia ve özellikle İmamiye yolu hakkında gerçeği yansıtmayan pek çok fikir ileri sürmektedir. Ehl-i Beyt imamları din dışı sapık akımlarla ciddi mücadeleler vermişlerdir. Ancak Kelam İlmi isimli kitap yukarıdaki müsteşrik mantıklar hepsini reddetmekte, iddialarını yanlışlar ve iftiralar üzerine bina etmektedir.
İlk olarak ilahiyatçımızın da Şiiliğin kurucusu olan kişi diyerek Abdullah bin Sebe'nin ismini verdiğine dikkat çekelim. Kitabının 181. sayfasında Şiiliği ilk ortaya atan kişinin Abdullah bin Sebe olduğunu yazmaktadır. Kelam İlmi kitabının 178. sayfasında şöyle diyor: Zeydiye ile İmamiye usulde, yani akaid konularının çoğunda Mutezile'ye uymuştur. Bu görüş kesinlikle yanlıştır. Çünkü Ehl-i Beyt ekolü itikadi manada Mutezile'ye karşıdır. Ehl-i Beyt imamlarından İmam Muhammed Bakır ve oğlu İmam Cafer-i Sadık Mutezile mensuplarıyla ciddi olarak mücadele etmişlerdir. Mutezile'ye göre büyük günahları işleyen kimseler iman dairesinden çıkmaz. Oysa Şia inancında büyük günah işlemeye devam etmek insanı iman dairesinden çıkarır. İmam Cafer bu konuda şöyle buyurmuştur: Mümin bir kimse iman sıfatını gerektiren şeyler, yani büyük farzları eda edip büyük günahları işlemeyi terk edip onlardan uzaklaştığı sürece iman sıfatından çıkmaz. Küçük farzları terk edip küçük günahlara düçar olsa bile büyük farzları terk etmedikçe ve büyük günahları işlemedikçe iman dairesinden çıkmaz. Görüldüğü gibi Mutezile'nin görüşü Ehl-i Beyt imamlarının tamamen tersidir. Kelam İlmi kitabının 178. sayfasında Mutezile'nin akaid sahasındaki görüşleri Şia'nın da müşterek görüşüdür demek mümkündür. İmamiye de Mutezile gibi Allah'ın sıfatları konusunda teşbihi andırır mahiyetteki sahih nakilleri tevil eder şeklinde bir ifade yer almaktadır. Bu görüş Ehl-i Beyt imamlarının görüşünü yansıtmamakta, bilinçli olarak saptırmaktadır. Allah'ın sıfatları konusunda teşbihi andırır mahiyetteki sahih nakilleri tevil etmekle itham edilen Şia itikadının temelini oluşturan El-Kafi isimli eserin 158. sayfasında şunlar yazmaktadır. Muhammed bin Farac Er-Ruhhac'den nakledilir. İmam Musa'ya Hişam bin Hakem'in Allah cisimdir ve Hişam bin Salim'in o surettir şeklindeki görüşleriyle ilgili bir mektup yazdım. İmam bana şu cevabı yazdı: Şaşkınların şaşkınlığından uzak dur ve şeytandan Allah'a sığın. Hişamların söyledikleri doğru değildir. Hani İmamiye mensupları Allah'ın sıfatları konusunda sahih nakilleri tevil ediyorlardı? Görülüyor ki bu açık bir iftiradır. Kelam İlmi kitabında Sabailer'in görüşleriyle ilgili şu örnek vardır. Kummi, Akaid-i Sadık adlı eserinde Zürare bin Ayen'den şöyle bir rivayet nakleder. İmam Sadık'a Abdullah bin Sebe'nin evlatlarından birisi Tevfiz'e inanıyor dedim. İmam Tevfiz nedir diye sordu. Ben Allah Muhammed ve Ali'yi yarattı. Sonra kulların işlerini onlara tevfiz etti, yani bıraktı derken onlar da yarattılar. Rızk verdiler, dirilttiler ve öldürdüler. İmam bu sözü duyunca şöyle buyurdu: Allah'ın düşmanı yalan söylemiştir. Döndüğünde Rad suresindeki şu ayeti ona oku. Yoksa Allah'a onun yaratması gibi yaratan ortaklar buldular da bu yaratma kendilerince birbirine mi benzeşti? De ki Allah her şeyin yaratıcısıdır ve o tektir, kahredici olandır. Bu ayet Allah'ın birliğine açıkça delalet etmektedir. Zürare diyor ki: Onun yanına döndüğümde imamın buyurduğu bu ayeti ona okudum. Bu ayeti okumakla sanki ağzına bir taş atmış gibi oldum. Böylece susup kaldı. Ehl-i Beyt imamları yalan hadislerde Şialığın kurucusu olarak ifade edilen Abdullah bin Sebe ve Sabailerin görüşlerini Kur'an ve hadislerle çürütmektedirler. Adı geçen eserde yine İmamiye ehli sünnetin anladığı manada kaderi reddeder deniyor. Ki bu da yanlıştır. İmamiye inancının temelini teşkil eden Usulü Kafi'nin 1. cildinin 246. sayfasında İmam Ali yaşlı bir adama kader ve kazayla ilgili şunları söyler: Allah Tebareke ve Teala insanları serbest bırakarak onlara yükümlülük vermiştir. Sakındırarak yasaklarını yöneltmiştir. İşlenen az bir iyiliğe büyük bir sevap vermiştir. Ona karşı çıkanlar bu işe zorlanmak üzere alt edildikleri için böyle bir günahı işlemiş değildirler. İnsanlar tam bağımsız olarak hareket etsinler diye bu mülkü onlara vermemiştir. Onlara kontrolsüz serbestlik yetkisini tanımamıştır. Gökleri, yeri ve ikisinin arasındaki varlıkları boşuna yaratmamıştır. Peygamberleri müjdeciler ve uyarıcılar olarak göndermesi anlamsız, amaçsız değildir. Bu kafirlerin zannıdır. Ateşte kafirlerin vay haline. İlahiyatçımızın Kelam İlmi isimli kitabı bir gazete makalesine sığmayacak kadar fazla iftira ve iddialarla doludur.
buraya birkaçını alabildiğimiz ve yanlışlıklarını Ehlibeyt imamlarının hadisleriyle çürüttüğümüz iddiaların devamını yakın zamanda gerçekleştirilecek Ehlibeyt Kongresi'nde cevaplayacağız. Ancak burada önemli olan şudur. Şia'yı tarihçi Taberi'den itibaren sapık ve batıl gösteren uydurma bir anlayış ilerleyen zamanda müsteşriklerce seslendirilmiş ve bugün de kendine yerli kalemler bulabilmektedir. Şia'nın batılda gösterilmesi ve mum söndü mantığında olduğu gibi hafife alınması İslam coğrafyasının üzerindeki planlar için büyük bir oyundur. İmam Hasan ve İmam Hüseyin'e sonra da babadan oğula diğer Ehl-i Beyt imamlarına geçen hadis külliyatlarıyla Ehl-i Beyt dünyası Hakk'ın, İslam'ın en büyük savunucusu olmuşlardır. Gizlenen ve yok edilen bu dünya esasen sapık akımlar ve din dışı fikirlerle mücadeleyi yapan tek taraftır. Müsteşrikler veya yerli kalemşörler hangi iftirayı atarsa atsın biz oyunu bozduk. Şia alemi ve Sünni dünya itikatta birdirler. Tevhid akidesi içindedirler. Biz bundan sonra da Şia dünyasının inandığı Ehl-i Beyt külliyatıyla Sünni alemin bir olduğunu, kardeş olduğunu, ikisinin de hak olduğunu ispatlamaya devam edeceğiz. Allah bizi bu konuda muvaffak kılsın. Profesör Doktor Haydar Baş. Evet, aylardır tartışılan toplu sözleşme yasa tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı değerli izleyiciler. Yeni yasa kamu görevlilerine toplu sözleşme hakkı tanıyor ancak grev hakkını da elinden alıyor. Hem sendikalar hem de Ocak ayından bu yana zam alamayan memurlar yeni yasaya tepkili. Aylardır hükümetle memurları karşı karşıya getiren toplu sözleşme yasa tasarısı sessiz sedasız meclisten geçti. Uzun süredir üzerinde çalışılan tasarı dün gece Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Yasa, anayasada yapılan değişiklik uyarınca memurlarla diğer kamu görevlerine tanınan toplu sözleşme hakkının kullanılmasını düzenliyor. Kanuna göre kamu görevlileri sendikalarıyla konfederasyonlar toplu sözleşme görüşmelerinde taraf olmaya yetkili olacak. Yeni yasa ile birlikte toplu sözleşme hükümleri sözleşmenin yapıldığı tarihi takip eden 2 mali yıl için geçerli olacak. Toplu sözleşme görüşmelerini kamu idaresi adına kamu işveren heyeti, kamu görevlileri adına ise kamu görevlileri sendikaları heyeti katılacak. Toplu sözleşme görüşmeleri bu yıl hariç son rakamı tek olan yıllarda yapılacak ve görüşmelere Ağustos ayının ilk iş günü başlanacak. Süreç, kamu görevlileri hakem kurulu kararının alınması da dahil olmak üzere en geç Ağustos ayının son iş günü tamamlanacak. Görüşmelerde uzlaşma sağlanamazsa özetle hükümetin dediği olacak. Yeni yasada en çok tartışılan madde ise kamu çalışanlarının grev hakkının elinden alınması oldu. Bu nedenle hem sendikalar hem de memurlar yasaya tepkili. Çıkarılan yasanın hiçbir sendikanın isteğine uygun olmadığını söyleyen memurlar, grev hakkı olmayan sendika sendik olmaz görüşünü savunuyor. Toplu sözleşme görüşmeleri bu yıl Mayıs ayında yapılacak. Yeni yasa beklendiği için memurlar Cumhuriyet tarihinde ilk kez yeni yıla zam almadan girdi. 4 aydır zamsız maaş alan memurlar, görüşmelerin Mayıs'ta yapılacak olması nedeniyle zammı en erken Haziran ayında alabilecek. Tuzla Tersaneler bölgesinde yine ölüm haberi geldi sayın seyirciler. Bir gemide meydana gelen patlamada 2 işçi hayatını kaybetti, 5 işçi de yaralandı. İstanbul Tuzla'daki Tersaneler bölgesinde patlama meydana geldi. Gaz sıkışması sonucu bir gemide oluşan patlama ortalığı savaş alanına çevirdi. İşçilerden Ali Sadıç ve Recep Özdağ hayatını kaybetti, 5 işçi yaralandı. Patlama sonrasında olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve ambulans sevk edildi. Patlamanın işçiler kaynak yaptığı sırada meydana geldiği iddia edildi. Yaralıların hastanedeki tedavileri sürüyor. Görgü tanıkları patlamanın ardından işçilerin alevler içinde kaldığını söyledi. Gemide patlama olmuş da nereye patladı? Yaralı var diye söylediler, ölü de varmış herhalde. Yaralı işçiler ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. 601. Patlamanın ardından tersaneye gelen Limtar İş Sendikası Genel Başkanı Kamber Saygılı açıklama yapmak istedi. Tersanedeki bazı görevliler engel olmak isteyince kavga çıktı.
kavga güçlükle yatıştırılırken saygılı açıklamasında bugüne kadar tersanelerde 148 kişinin öldüğünü duyurdu. Ya sen söyle. Oluşturduğumuz listede 148 tane arkadaşımız yaşamını yitirdi. Bunların hiçbirisi Çalışma Bakanlığı'nın, hükümetin ya da adli kurumların hiçbirisinde kayıtlı değil. Bunlar sadece bizim bildiklerimiz. Bunun sayısı daha fazla olduğunu biliyoruz. Bakın, bugünkü ölüm, bugünkü iş cinayeti 1985 yılından bu yana değişmeyen iş cinayeti kuralı. Bir, yüksekten düşme. 2. Cisim çarpması. 3. Elektrik çarpması. 4. Patlama. Bugünkü de patlama. Yani 4 tane neden bu tersanelerde değişmiyor. Niye değişmiyor? Çünkü AKP hükümetinin başı Tayyip Erdoğan ölümleri açıklarken bu diyor madencinin doğasında vardır diyor. Erzurum'da baraj göletinde kaybolan 5 TEDAŞ işçisinden buruk haber geldi sayın seyirciler. Göletin kapakları açılarak su tahliye edildi. 5 işçiye de böyle ulaşıldı. Ölen işçilerin yakınları arama çalışmalarının geç başlamasına tepki gösterdi. Öte yandan facia ile ilgili ihmali olduğu gerekçesiyle 4 kişi gözaltına alındı. Erzurum'un Aşkale ilçesinde hidroelektrik santrali göletinden geçen enerji nakil hattındaki arızayı onarmaya giderken bindikleri deniz bisikletinin alabora olmasıyla 5 TEDAŞ görevlisi suda kaybolmuştu. Gitti oğlan ya. Gitti ya. Gitti bunu da. Kayıp işçileri arama çalışmalarından 24 saate aşkın sürede sonuç alınamayınca göletin kapakları açılarak su tahliyesine başlandı. Tahliyeden kısa bir süre sonra dalgıçlar işçilerden Rıdvan Takım'a ulaştı. Ardındansa Mustafa Arifoğulları'nın cansız bedeni göletten çıkarıldı. Havanın kararmasıyla ara verilen çalışmalara sabahın ilk ışıklarıyla tekrar başlandı. Rize'den gelen Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 6 su altı polisi kayıp olan 3 işçiyi bulmak için gölde saatlerce inceleme yaptı. Çalışmalar öğle saatlerinde karşılık verdi. İşçilerden Şahin Baykal ve Ferud'un Öztürk'ün cesetlerine kısa süreli aralıklarla ulaşıldı. Suda artık sadece bir işçi kalmıştı. O da 45 yaşındaki Ahmet Sait Turan'dı. Dalgıç polisler Turan'ı bulmak için seferber oldu. Ve nihayet akşam üzeri son işçi Ahmet Sait Turan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Ölen işçilerin yakınlarının tepkisi ise sürüyor. Arama kurtarma çalışmalarına geç başlandığını söyleyen aileler faciadan yetkilileri sorumlu tutuyor. Tek söyleyeceğimiz şey kurtarma ekipleri tamamen yetersiz, rezil. 24 saattir, 2 gündür suyun içerisindeler. Yaklaşık 2 saat su üzerinde kalmış olduklarına dair kurtarılamamışlar. Öte yandan 5 işçinin göz göre göre ölmesinin ardından 4 kişi gözaltına alındı. Aşkale Cumhuriyet Savcısının talimatıyla TEDAŞ'a bağlı Aras Elektrik Dağıtım Şirketi İl Müdürü, Personel Şube Müdürü, İşletme Müdürü ve Taşeron firmanın yetkilisi gözaltına alındı. Adliyeye götürülen 4 görevli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Eski baş pehlivanlardan Ahmet Taşçı silahlı saldırıya uğradı. Bacağından yaralanan milli güreşçi Gölcük Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken ateş açan zanlının eski baş pehlivanlardan Mehmet Yılmaz olduğu öğrenildi. Kırkpınar güreşlerinin efsanevi baş pehlivanlarından 3 altın kemerli Ahmet Taşçı Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde vuruldu. Karamürsel Atatürk Caddesi'nde eski Kırkpınar baş pehlivanlarından Ahmet Taşçı ile yine eski pehlivanlardan Cino Mehmet lakaplı Mehmet Yılmaz arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Sen de karşıya geç, o köşüne kimse. Tartışmanın büyümesi üzerine Yılmaz tabancayla Taşçı'ya 6 el ateş etti. Mermilerden 3'ünün bacaklarına isabet ettiği Taşçı yaralandı. Taşçı Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Taşçı Gölcük Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Taşçı hastaneye getirilişi sırasında gazetecilere iyi olduğunu söyledi. Nasıl hissediyorsunuz Ahmet Bey? Ya iyi hissediyorum Allah aşkına, iyiyiz. Nasıl oldu Ahmet Bey? Ya arkadan ateş edildi işte yani. Önce konuştuk, sonra ben dönüp gidiyordum, arkadan ateş etti. Eski öğrenci değil mi? Evet. Geçmiş olsun. İşte çıraklar önce güreşiyordu, sonradan vurmaya kalkıyordu.
Saldırıyı düzenleyen Mehmet Yılmaz ise gözaltına alınarak emniyette sorguya alındı. Ahmet Taşçı 1990-2000 yılları arasında 9 kez Kırkpınar Başpehlivanlığını kazanarak kırılması zor bir rekora imza atmıştı. Şırnağa uzanıyoruz sayın seyirciler. Şırnağın İdil ilçesinde 1 kilometre mesafedeki Kerkük Yumurtalık Petrol Boru Hattı'nda 3 ayrı noktada patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangın itfaiyenin saatler süren çalışması sonucu söndürüldü. Emniyet PKK kaynaklı sabotajdan şüpheleniyor. Irak'ın Kerkük kentinden Adana Yumurtalık'a petrol taşıyan boru hattı dün gece sabotajın hedefi oldu. Boru hattının geçtiği Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı 1 kilometre uzaklıktaki bölgede saat gece 3 sıralarında 3 ayrı noktada patlamalar meydana geldi. Patlamaların hemen ardından 3 noktada da yangın başladı. Olayın hemen ardından itfaiye ekipleri bölgeye gitti. Ancak yeni patlama ihtimali üzerine hatta yaklaşılamadı. Bunun üzerine Kerkük Yumurtalık Petrol Boru Hattı'nın vanaları kapatıldı. Vanaların kapanması sonrası itfaiye patlamanın yaşandığı 3 ayrı noktadaki yangınlara müdahale etti. Alevler yaklaşık 8 saatlik çalışma sonrası güçlükle kontrol altına alındı. Yangının söndürülmesinin ardından boru hattında onarım çalışmalarına başlandı. Soruşturma başlatan polis ekipleri saldırıyı PKK'lı teröristlerin gerçekleştirmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Öte yandan bu bölgedeki petrol boru hatlarına düzenlenen ilk saldırı değil. 10 Ağustos 2010 tarihinde Şırnak İdil Karayolu'na yakın mesafeden geçen BOTAŞ'a ait petrol boru hattında teröristlerce döşenen mayın patlatılmış ve çıkan yangının olay yerinden geçmekte olan araçlara sıçraması sonucu iki vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Sayın seyirciler, terör sempatizanları halkı huzursuz etmeyi meslek haline getirdi. İstanbul Fatih'te sabaha karşı 4 araç molotof kokteyliyle kundaklandı. Otomobiller ciddi zarar gördü, mahalle sakinleri ise öfkeli. Neronlar iş başında. Bir patlama oldu, ihtimal vermedim. Ondan sonra biri ismimi çağırdı. Seslendi, o gürültüye kalktım, baktım arabalar yanıyor işte. Araçlar yıkıldı. Mahalleli sabaha karşı korku dolu anlar yaşadı. Bağırdım sadece, yani insanların çaresizliğinden dolayı bağırıp yardım etmelerini rica ettim. Yer İstanbul Fatih. Sabaha karşı saat 3.30 sıralarıydı. Koca Mustafa Paşa Mahallesi, Öksüzler Camii sokağa kimliği belirsiz kişiler geldi. Terör yandaşları ellerinde bulunan molotof kokteylleriyle 4 özel aracı kundakladı. Olayı gören mahalle sakinleri yanan araçlara anında müdahalede bulundu. İlk müdahaleyi biz yaptık tabii. Yani kovalarla su, Allah razı olsun, komşular falan ya, hepsi yardımcı oldular. Panik anlarının yaşandığı dakikalarda olay yerine polis ve itfaiye çağrıldı. İtfaiye yanan araçları kısa sürede söndürdü. Otomobillerde ciddi hasar oluştu. Kaçan terör yandaşlarının yakalanması için çalışmalar başlatıldı. Akaryakıt dağıtım şirketlerini denetleyen Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, müşterileri mağdur ederek mevzuata aykırı davranan 30 ana dağıtım şirketine 250 ile 600 bin lira arasında ceza kesti. Söz konusu şirketlerin fiyatları tabelada az, pompada yüksek gösterdiği ortaya çıktı. Benzine ve motorine ardı ardına gelen zamlar herkesin canını sıktı. Ancak sürücüler, asıl şimdi dikkat. Mevzuatlara göre dağıtım şirketi ve bayilerin istasyonlarda fiyatları panolarda ilan etmeleri gerekiyor. Öyle de yapılıyor. Fakat bir hile söz konusu. Bazı bayiler panoda ucuz fiyat yazıyor. İş pompaya gelince yüksek fiyatlar işliyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun denetimleriyle skandal ortaya çıktı. Dağıtım şirketleri kendilerini savundu. Fiyatlar her gün değişiyor, değiştirmeye yetişemiyoruz diyorlar. Ancak savunma tatminkar bulunmadı. 30 şirkete 250 ile 600 bin lira arasında cezalar kesildi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tüketiciyi uyardı. Fiyat panoda başka, pompada başka ise şikayet edin. Mutlaka panoda yazan fiyatı ve pompada yazanı takip edin. EPDK farklılık görüldüğü takdirde ilgili ana dağıtım şirketine veya kendilerine şikayet edilmesi gerektiğini belirtti.
Gaziantepspor mahkemeden çıkan bir kararla sarsıldı. Kulüp Başkanı İbrahim Kızıl ve As Başkan Mehmet Kızıl'ın da aralarında bulunduğu 15 kişi tutuklandı. Zanlılar kulübü maddi olarak zarara uğratmakla suçlanıyor. Gaziantepspor'a şok. Başkanları İbrahim Kızıl tutuklandı. Bir süre önce Kızıl'ın da aralarında bulunduğu 46 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltılar, As Başkan ve kulüp basın sorucusu Mehmet Kızıl, mevcut yönetim kurulu üyeleri, eski yöneticiler ve kulüp çalışanlarına yönelik gerçekleştirilmişti. Gözaltına alınanlardan 24'ü ifadelerinin alınmasının ardından aynı gün serbest bırakıldı. Başkan İbrahim Kızıl ve As Başkan Mehmet Kızıl'ın da aralarında bulunduğu 22 kişi öğle saatlerinde adliyeye çıkarıldı. Zanlılar burada Cumhuriyet Savcısı tarafından sorgulandıktan sonra nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkeme aralarında Gaziantepspor Kulübü Başkanı İbrahim Kızıl ve As Başkan Mehmet Kızıl'ın da bulunduğu 15 kişinin tutuklanmasına karar verdi. Cezaevine gönderilen bu kişilerin kulübü maddi olarak zarara uğrattığı iddia ediliyor. Mahkeme 7 kişinin ise tutuksuz yargılanmasına hükmetti. 2012 kamu personeli seçme sınavı tarihleri belli oldu. Lisans mezunları için yapılacak KPSS sınavının başvuruları 9-18 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Üniversite mezunları ve son sınıf öğrencileri bir iş hayaline daha koyuluyor. Yaklaşık 2 milyon aday kamu personel seçme sınavı için kolları sıvadı. 2012 KPSS 7-8 Temmuz 2012 tarihlerinde cumartesi sabah ve öğleden sonra pazar sabah ve öğleden sonra olmak üzere toplam 4 oturumda il merkezleriyle Lefkoşa'da yapılacak. Sınava lisans mezunlarıyla bir lisans programından mezun olabilecek durumda olan adaylar girecek. Sınava başvurma işlemleri 9-18 Nisan 2012 tarihleri arasında olacak. Tüm işlemler ÖSYM'nin ÖSYM.gov.tr internet sitesi üzerinde yapılacak. 2010'daki sınav kopya skandalı nedeniyle tekrarlanmıştı. Aradan 2 yıl geçmesine rağmen ne kopyayı organize edenler ne de kopya çekenler yakalanabildi. Adaylar bu yılki sınavda da benzer bir skandal yaşanma ihtimali nedeniyle huzursuz. Sayın seyirciler, Kanal 34 ekranlarında Türkiye ve dünya gündemine düşen önemli gelişmeler böyleydi. Yarın yine aynı saatte tekrar birlikte olmak dileğiyle iyi akşamlar efendim.